Bismillahirrahmanirrahim. İncecik de bu katı. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Birazcık bolluk vererek koyarsan daha rahat olur. O şimdi fırına böyle büzülü verecek üstü. Tamam. Al koydum senin için. Okey miyiz? Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet Sedacığım, sen de son dakika yetiştirdin. Neyse, boş ver fırını. Şimdi benim bir sürprizim var demiştim ya. Onu getirdim. Aa, Murat eniştemin sürprizi. Bana mı? Hadi. Evet, sana dedim ya bir sürprizim var diye. Ya, gel, ne getirdin? Onu getirdim. Acaba? Kutuyu alabilir miyim yönetmenim? Aa, Cem geldi. Evet. Bana gelen sana niye gidiyor? Cem, teşekkür ederim ablam. Ay, bir şey yazıyor. Notumuz da var. Bülbülünden. Kendi okusun, kendi okusun. Gülünün. Zaten öyle. Beni aracı kıldı var ya akşamleyin. Hayır, hiç... bana geliyorsa oraya ona niye gidiyor? Beni aracı kıldı diyor kadın. Erinmedi. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Ben görümceğim, gelin gibi bir otur bir sus. Getir getir hadi. Şimdi var ya akşam hiç erinmemiş. Atlamış arabaya, otele kadar geldi. Ay. Bana abim bir iner misin aşağıya dedi. İndim baktım ellerinde kutu kapıda. Ay. Ne var acaba içinde? Vallahi gülüme dedi. Şöyle çok ağır abla ama hazırlamış. Var ya anlatamam anlatamam kilolarca. Tamam kilolarca. Bırak artık. Ama biraz durur bana musun bana gelen bir şey tamam bakacağım ben. Allah'ım ya. Bülbülünden gülüne. Ya. Muradım ya. Ben de geleyim yanına. Bazen böyle jestler yapar. Geleyim yanına dur ya. Her zaman jantidir vallahi. Vallahi sana da bu yakışırdı. Sana yakışanı yapmış gördün mü? Murat'cığım, sen gerçekten kadınların kalbine giden yolu çok iyi biliyorsun. Çapkın seni. Evlenmez miyim be? Üç kere desen, üç kere de kabul. Evet be, yaşa. Kabul. Ay, açayım mı? Hadi, açayım hadi. Açayım mı? Açayım mı kızlar? Aç, merak ettik, aç. Bana da söylemedi ne olduğunu, çok heyecanlandım. Aç abla, aç. Ne oldu? Aa, yüzü düştü. Ne çok oldu? Güzel ya. Abla açar mısın? Ay. Neyi göndermiş? Allah seni ne yapmasın artık yani bu kadar iyi niyetimi niye suistimal ediyorsun? Of. Et görünümü altında soğan. Ama bir tane değil ki kilolarca gerçekten. Bak Allah aşkına bakın ya. Bakın. Ama... Etin üstüne bir de soğanın üstüne koymuş eti ya. Şimdi bu temde. Gül abla, ciğer kavurması soğansız olmaz ya. Online olmamıştır. Sen var ya sen. Bütün hayallerimi, her şeyimi alt üst ettin. Ama bu senin Gül abla. Bak tamam mı? Buna hunharca davranma. Bana met etme artık. Adam ölmüş. Bana met bak, etme. Çok annesi güzel. Bana yıllarca soğanı soydurdu, yedirdi. Yetmedi şimdi sen mi soğan yolluyorsun bana? Al götür gözüm görmesin ciğer be. Ciğer için dedik. Neler yapardı bana biliyor musun kaynanam? Et yemeği yapardı. Etleri kenara koyardı. Soğanları toplardı. Et Murat'a, soğanlar bana. Aa! Aynısını yapıyor şimdi bana. Anası da çekti. Annesi miras mı bıraktı çekti. Acaba? Soğanı miras bıraktı anası tabii. Ne i̇şte mirasa artık. Biraz saygılı olman lazım. Aa. Soğana da saygılı olman ay, lazım. Ay seni göreceğim Medya. İki tane gelin alıyorsun. Seni de göreceğim merak etme. O gelinleri bana sorma ha, zaten. Sana da göreceğim. İçim yanıyor. Deşmeyelim. Bak son derece moralim bozuk. Gül abla. Son derece gerginim. Al soğanlarını git. Gül hadi, abla istemiyorum bunu alıp ben. Gidemem. Bu senin al, hediyen. Ne yapayım ben soğanı sana ya? Sana verdiler. Ben şöyle koyayım. Sen ne yaparsan yap. Ben bir elçiyim. Menemen yaparız kız akşam otelde. Ay bırak Seda Allah aşkına ya. Bülbül Murat, sana sesleniyorum buradan. Bak, halime bak. Gülün soldu artık. Artık o bülbül ötmeyecek bu pencerede. Haberin olsun. Ya o kavurmam gelir, ya da ben bu soğanları sana yediririm. Haberin olsun. Son sözüm bu.
Artık bülbül gör bak herkes beni alaya aldı gör. Herkes beni alaya aldı. Yazıklar olsun sana. Bak, nasıl alay ediyorlar benden görüyorsun kaldı. Değil mi? Boş yani, kalan çerçeve. Şu sarı papatyanı ne hale soktun? Evet galiba Murat abinin bu son şakası sana gerçekten çok ağır geldi. Gelmez mi? Tabii senin ki. Senin cevabın ne olacak? Bence böyle boş vallahi, kalma. Derya Hanım işkembeler geliyor, paçalar geliyor, sovanlar geliyor. Bir de beni kandırarak but resmini koyuyor üstüne. Üzülme. Nasıl üzülmeyeyim? Üzülme biz ona bir cevap bulalım tamam mı? Hadi herkes yemeklerini bitirdi tadıma geçiyoruz. Su böreğim hazır. Şimdi sunuma hazırlıyorum. Şeye rağmen bugün çok güzel yemek çıkmış. Yani tabaklar birbirinden güzel görünüyor. Mis gibi bir koku var burada. Meyveli tartla tadıma başlıyorum. Vallahi iyi iş çıkardınız. Bakalım en güzeli hangisi oldu? Güzel ama bu böyle tabandaki muhallebisi eksik. Biraz. Kötü değil yine de. Bunun kreması güzel. Güzel dizilmiş. Sadece tadı biraz, yani lezzeti biraz sası kalmış. Böyle bir aroma eksikliği var. Birazdan sorarız neden. Çok güzel gözüküyor. Güzel dizilmiş, güzel pişmiş. Muhallebisi çok lezzetli. Tamam şimdi anladım. Bunda muhallebinin tadı eksik ikinci tabakta. Bunda anladım nasıl olması gerektiğini. Gayet başarılı olmuş. Çok güzel gerçekten. Birazdan onun için kapışacağız burada kim yiyecek diye. Bu da güzel. Çok başarılı bir tabak. Gerçekten hepiniz bugün güzel iş çıkarmışsınız. Bence kötü tabak yok. Hepsi çok lezzetli. Sadece nasıl söyleyeyim? Tadını daha iyi veren ve vermeyen var sadece. Mesela birinci tabak görünüşte çok güzel ama ne yazık ki muhallebisinde bir tat eksik olduğu için çok fazla aroma vermiyor. O yüzden ona 6 puan veriyorum. Bence fena değil. Buna ondan bir tık daha iyi olduğu için 7 puan veriyorum. Bu tabağa geldiğimde aslında tadının nasıl olması gerektiğini anladığımdan dolayı tam tabına 9 puan veriyorum. Gerçekten başarılı. Son tabakta lezzet açısından sadece 1 puan farklı ya.